Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yaz transfer döneminde iki önemli oyuncusunun takımdan bonservis bedeli getirmeden ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı. Yunus Akgün'ün Leicester City'ye, Zaniolo'nun ise Aston Villa'ya şartlara bağlı zorunlu satın alma maddeleriyle kiralanmalarına razı olan Jimbom yaz aylarında iki oyuncudan 33 milyon euro gibi bir bonservis geliri bekliyordu ancak hesaplar tutmadı. Premier Lig'e e geri dönen Leicester City'yi, Yunus Akgün'ün. Premier Lig'de dördüncülük koltuğunda oturan Aston Villa ise Zaniolo'nun bonservisini almayı planlamıyor. Aston Villa'nın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Zaniolo sadece 14 maça ilk 11'de çıkabildi. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Aston Villa'nın oynayacağı maçların belli bir yüzdesinde sahaya ilk 11'de çıkması gereken İtalyan futbolcu ilk zamanlarda pozisyonunu bulmakta sonrasında ise 11'e girmekte zorlandı. Premier Lig'de 2024 yılında sadece iki maçta ilk 11'de forma giyen Zaniolo Liverpool ile oynanan maçta sakatlandı. Ayağında mikro kırık tespit edilen futbolcunun Euro 2024'ü kaçıracağı da resmen açıklanırken Galatasaray'ın korktuğu da başına geldi. İngiltere'de mali denetime giren ve Premier Lig'e e dönmesine rağmen kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeyi düşünen Leicester GT bütçesinin 8 milyon eurosunu Yunus Akgün'e ayırmak istemiyor. Yunus Akgün'den 8, Zaniolo'dan ise 25 milyon olmak üzere 33 milyon euroluk bonservis bedeli beklentisine sahip Galatasaray'ın kiralama formülü tutmadı. Sarı Kırmızılılar bu kiralık transferlerden toplamda 5 milyon 500 bin euroluk gelir elde edebildi.